9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 71 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 71 ki ona bu gece, bayırda, fıstığın dibinde tabanca uzatıp gırtlağına yapışan ve sonra 700 liranın içinden 5 lirasını alarak kaçan bir hırsız değil, namuslu bir aç adamdı. Hayrullah Efendi, ertesi gün bir kayık erzak hazırlattı ve onun evine gönderdi, götüren adam dönüşünde anlatıyordu. Kapıyı bir kadın açtı, olamaz, bizim efendinin şimdi bunları alacak vakti yok, yanlış getirdiniz, diyordu. O sırada kocası geldi, kim gönderdi, diye sordu, biz söylemedik fakat anlamış olacak ki dayatmadı, başını öte yana çevirdi, pek iyi göremedim ama sanırım ağlıyordu. Refik Halit Karay, Memleket Hikayeleri, metin, aslına sadık kalınarak alınmıştır. Kelime darcığı, kaput, palto. Ukuleta, yağmur, soğuk ve B dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiye dikili veya ayrı olarak kullanılan başlık. Okka, 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi, 1. Okuduğunuz hikayedeki şahıs, kişi, kadrosunu kimler oluşturmaktadır? Cevap, Hayrullah Efendi, hırsızlık yapan adam, dükkan sahibi, Hayrullah Efendi'nin yardım malzemelerini göndermek için görevlendirdiği adam ve hırsızlık yapan adamın karısı. İkinci okuduğunuz hikayedeki şahıs, kişi, kadrosundan hangisi ya da hangileri karakter özellikleri taşımaktadır? Cevap, Hayrullah Efendi ve Hayrullah Efendi'yi soyan adam karakter özellikleri göstermektedir. Üçüncü hikayedeki şahıs, kişi ya da şahıslardan, kişilerden bazılarını karakter olarak belirlemenizde hangi özellikler etkili olmuştur? Açıklayınız. Cevap, Hayrullah Efendi bu hikayeye özgü bir karakter olarak kurgulanmıştır. Hikayede bireysel özellikleriyle yer almıştır. Normalde korkak biri olmasına rağmen kendisini soyan birini takip edecek kadar dinç, meraklı ve araştırmacı biri olması, iyiliksever bir insan olarak kendisini soyan bir insana yardımda bulunması, onun birçok özelliğe sahip olduğunun göstergesidir. Hayrullah Efendi'yi soyan adam da eserde ismi verilmemesine rağmen karakter olarak kurgulanmıştır. Fakir ve aç olmasına rağmen onurlu ve gururludur. Mecbur kaldığı için Hayrullah Efendi'yi soymuş, ancak soyduğu adamın cüzdanında çok daha fazlası varken, sadece ihtiyacı kadar olanı alarak okuyucuda olumsuz bir algı yaratan hırsızlık suçunu işlerken bile soylu bir davranış sergilemiştir. Bu davranışın gerçek hayatta benzerlerine rastlanılmasının neredeyse mümkün olmayışı, hırsızlığı gerçekleştiren adama karakter özelliği kazandırmaktadır. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 71 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.